Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerini kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertibi'yle alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynamsı dıktanlar ekranımızı bulsun. Amerika'nın Avyamatki Zərb Biriş Grupisi Canubi Deniz'e kirdi. Amerika Deniz Armiya Tadqiqat İnstitutunun xəbər qilishicha, Xitayning Deniz Xalq Askerleri Filippinin alayid iqtisadi rayonuna besib kirib, rayon vaziyeti ciddiyleşken mezgilde Amerikanın bir aviyamatki zərb biriş grupisi ve bir hammibab, yani quruqluq ve suda teng jang qilishga tayyor uruş paraxoti grupisi Janubiy Deniz'e kirgan ve manevr başlagan. Amerika 7-nji filotinin bildirishicha 10-nji aprel Janubiy Deniz'e kirgan Amerika qismlari Theodore Roosevelt CSG aviyamatki zərb biriş grupisi Makin Arili ARG 15 hammibab uruş paraxoti grupisi Deniz Armiya piyadalarının Deniz Ekspedisiya Atriti Qatarlıqlardan tərkib tapqan ikən. Filippin dairleri ötken hafta Xitayning Deniz Xalq Askerlerine təvə 44 paraxot Filippinning Deniz Qırğığı yakın caydaki Vitsun Marjan Aralları atrapıqı toplanğanlıqını məlum qılğan. Məlumatlarga qarğanda bu Deniz Xalq Askerleri rəsmi hərbi qoşun bolmasa mı? Ama Xitay rejimi bevasitə maliyyə bilen təminləydiğən qorallıq küç bulup, Xitay bularını Xitayğa deniz arqalıq çigirilindiğən əllərge besim işildiş və toqunuş payda qilish üçün qolunub gelgen ikən. Bu yıl martta Xitayning bu xildiki 200-dən artıq kemisi naçar hava rayidin panahlanış bahanisində Filippinga təvə aral ətrapıqı yötkelgen. Cuma günü Amerika Taşqı İşlər Ministeri Antony Blinken Filippin Taşqı İşlər Ministeri Lukas bilen telefonlaşqanda Xitay paraxotlarının Vitsun Marjan arallarına toplanışıdan endişlengenlikini bildirgen. Ve Washington bilen Manila otursizdeki özara müdafiye şartnamesinin Janubiy Deniz'e kullanıldığanlıkını kayıt tekitligen. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliğinin bayanatçısı John Kirby'nin bildirişçe Devlet Müdafiye Ministeri Austin Amerika'nın öz ihtipaktaşları bilen bir sebt tuturduğanlıkını etkan. Aldın kaynağın ahırda Taşqı İşlər Ministeri Antony Blinken eğer Filippin hücumuna uçurursa, Amerika'nın onu qoğdaş vədisi çın turduğallıqını qaydı müayyeləşdirgen idi. Amerika Deniz Armiya Tədqiqat İnstitutunun bildirişçe, Xitayning bu atalmış Deniz Xalq Askerleri paraxotlarının Xitayning Deniz Qırğığı muhafizat ətirti ve Xitay Deniz Armiyası paraxotları bilen həmkarlaşıp məşğulat qılıbatqallıqı bayqalgan. İstanbul'da Xitayning yalğan təşviqatına qarşı axbarat elan qilish yığını ötküzüldü. Bugün 13 aprel İstanbul Topkapı Akgün Mehmanxanasında Xitayning Şarqi Türkistan məsələsi toğruluq yığında tarqatqan hüccətli filmiga qarşı zulmətdiki irqi qırğınçılıq temasında axbarat elan qilish yığını ötküzüldü. Yığın Xalqara Şarqi Türkistan təşkilatlar birligi bilen Şarqi Türkistan insan haqlarını közüş cəmiyyətinin həmkarlığında ötküzülgən bulup, Xalqara Musafir Xalqlar Cəmiyyəti rəisi Advokat Abdullah Rəsul Dəmir yığınğa riyasətçilik qıldı. Aldı bilen Şarqi Türkistan insan haqlarını közüş cəmiyyətinin baş katibi Nuriddin İzbasar bayanat oxub ötdi. O bayanatıda Xitayning Şarqi Türkistanda icra qılıbatqan bastırış, terror siyasətlərini, irqi qırğınçılıq cinayətlərini xalqarada yolluq görüstüş məqsədidə 2 aprel Xitay Yer Şarı Televiziya Toru arqılıq hüccətlik film tarqatqanlıqını, Xitay filmdə bir qısım uyğurlarını məcburi sözlətkənlikini, əmiliyyəti filmdəki kişilərinin sözlərinin pütülləy yalğan işkənlikini misal və pakitlər arqılıq təfsili düşündürüb bərdi. Arqıdın Musafirlar Cəmiyyətləri Münbirinin rəisi Advokat Uğur Yıldırım söz qıldı. O sözde irqi qırğınçılıq cinayetinin xarakteri ve alahidlikini tunuşturup, Xitayının Şarqi Türkistan'da icra qılıbatqan terrorluq siyasetinin irqi qırğınçılıq işkallikini təkidledi. Yığın diyene Sipros 15. Noyabr Üniversitesi oqutqucusu Dr. Şevket Nasır söz qılıp, Xitayının xalqara cemiyetke yalğan təşviqa tarqıtış maqsıda zor miqtarda xıracat acıratqallıqını. Pəqat da Şarqi Türkistan xalqınınla əməs, bəlki bütün dünyanın Xitayning yalğan təşviqat qoşunuğu duş kelganligini, yaqında Xitayning 20 milliondan artıq tor qoşununi yalğan təşviqat tarqıtış üçün işqə kirishtirganligini bildirdi. Arqadan Şarqi Türkistan Ölümalar Birligi rəis vəkili Mahmudjan Damullam söz qılıb, Xitayning Şarqi Türkistanda yürgüzüyotqan irqi qırğınçılıq cinayetini yüşürüş üçün məxsus yalğan filmlərini işləb, xalqara cəmiyyətni aldaşqa urunğanlığını, amma xalqara cəmiyyətinin Xitayning yalğancılığını allıburun bilib yetkənligini Filmdeki uyğurlarını radikal terrorçi qılıb körüstüş üçün çaplanğan tökmətlərinin pütüllə yalğan ikənligini bildirdi. Arqadın Türkiyədə yaşayatqan Tahir Abbasının Xitayının məzkur hüccətlik filmindeki toqulma dəlillərini paş qılğan guvahlıq filmi qoyuldu. Axırıda söz qılğıçılar müxbirlərinin alaqadar suallarına cavab verdi.
Bulardan sırt bugünkü ahbarat ilan kılış yığınıgı mas halde tüzülgen planğa asasen, İstanbul'un asaslıq yollarıdaki ve dağlıq soğudu saraylardaki 12 çoğun ekranda Xtay türmesigi qamalgan Uyğur ziyalesi Yalqın Rozi'nin sürtü kuyulduğun bulup, künüge 250 qetim körüstüldükken ve 2 gündün 1 haptigici devamlaşıdıkken. Arkadın Koca Ali ve Bursa şehirlerde mi okşaş faaliyet devam kıldıkken. Şarkı Türkistan'ı gayet zor köşkü bazısına aylandırış kuruluşu dikkat kozgıdı. Xtay rejiminin Şarkı Türkistan'daki paxta işlep çıkırışta Uyghurlarını zamanevi kullar emkikigi seyli vatkallıqı keskin tənkıtını vatkanda Xtay derhallı Şarkı Türkistan'ı Xtay'nın en çoğun köşkü bakmacılık bazısına aylandırışı yüzlenmekte. Bloomberg haberlerinin bu aktiki makalesi körüstülüşçe Şarkı Türkistan'daki netçi 10 yıllap zor gölemde paxta teriş neticesi de terilgu yerlerinin süpet derecesi iğir derecede buzulgan hem de paxta talalarının süpetigi muayyen təsiri yetişki başlıgan. Bununla koşulup yıkındı mıyan halkarada Şarkı Türkistan'ın paxta məhsulatlarını baykut kılıç dolgunu kötürülgenlikten emdilikte Xtay rejimi ilgirki paxta terişki işiltilgen kan yerlerini zor gölemlik köşkü bakmacılık bazısına aylandırışını karar kılgan. Beijing haberleri gezdinin May familiyelik bir hadimi bu axtı söz kılıp, bu rayondan çıkılan paxta en çok iqtisadi ünüm ve payda elip kildiğin türüydü. Ama bu paxta terilip gelgen caylarını başka ziraat terişki özgertimiz desek bununla mümkün emez. Şunu bu cayda köşkü bekiş en akılanı çare digen. Mälum buluşça növetli Bingtuan Karmakı'daki bir neçe orunda allıqacan zor gölemlik köşkü bakmacılık bazısı kuruluşu başlanıp olgan bulup, Xtay dairleri növetli bu köşkü bakmacılık bazılarından çıkan əhlətlerini ilgirki vaqtlardan buyan işiltilip kilovatkan ximiyevi oğutunun ornida işletmekçi buluşkan. Xtay haberleri torunun 16 aprildeki haberde eytilişçe Ürümçi bilen Turpan'nın arlıqı gıcaylaşkan Bingtuan'nın 13. diviziyası Ürümçi İqtisadi Terakiyat rayonunda Mün Tümen kuruluşu boyunca ekilgan köşkü bakmacılık bazısına 5.5 milyard som, təxminen 770 milyon Amerika doları kıymetide meblağ salgan. Bu gayet zor kuruluş tamamlanğanda bu caydaki bakmacılık, kuşhana ve göç tayarlaş katarlıq yürüşleşken sanayet Xtay'nın barğansırı eşip beribatkan göç ihtiyacını kandırışkı hizmet kıldıken. Analizçiler bu axta bu Xtay rejiminin müstemlikçilik tabiiyetinin teximi yalanaç işbadınlaştığın başka narsa emez. Ular Uyğurlarını köşkü yeşke mecbur kılıplı kalmasın, emde ularının mecburi emgekini köşkü bakımcılığı sahasigi kena etmekşi bulu adıdı. Teximi muhimi bundaq zor gölemlik köşkü bazıları Şarkı Türkistan'nın muhitini netçe əsirde mu tügümez əhlətlerge kümüp taşlaydı deyişmekte. Washington Postisi gezdide Xtay'nı xatarlık yılanğı oxşatkan makale ilan kılındı. Washington Postisi gezdide Xtay Xalqara Olimpik Komiteti ve Olimpik Kolluğuçularını öz puralarını başkuruş usulü arqalıq, yani korkutuş arqalıq kontrol kılıp aldı mavzuluq bir obzor ilan kılındı. Mezkur obzorunu Washington Postisi gezdinin tunulgan tenterbiye haberleri obzorçisi Sally Jenkins yazgan. O özgücü uslub bilen Olimpik Komiteti ve Olimpik Müsabıqısının kolluğuşu şirketleri bolgan Coca-Cola qatarlıq şirketlerinin Xtay'nın Uyğurlarga qartıp atkan irqi qırğınçılıqıga sükut kılgallıqını ayıplıgan. O makalesi de danlıq Asiya alimi Perry Link'nin ilgiri Xtay haqqıda yazgan bir makalesi de Xtay'nı Şamdandaki Anaconda yilini dep tasvirligenlikini əsiltip durup bu oxuştuş Xtay'nın siyasetlerge tolumu bab kildi o degen. Abdurunun bayan kılışça Asiya mutakhassisi Perry Link Xtay'nı mundaq tasvirligen iken. Xtay'nın besimi dastlabda naiti kiçik. Siz soda, diplomatiya yoki olimpik meselelerde münasibet ornitish maqsadida Xtay bilen kiçik ama murassa kılıngan kelişim tüzsiz. Ama öyünün içige kirgeninizde naiti yuğan bir boğumu yılanın onu rencitip koysanız siz yoki sodanızda boğup öldürüş üçün beşinizde ayınlıp yürgenlikini baykaysizde kişellengendek hareket kılışkı mecbur bulusuz. Abdur makalesinde Beijing bilen münasibet ornatkan devletler, organlar ve halkaralıq şirketlerinin hemmesini manımışımda korkun çirme olgallıqını bildirip mundaq degen. İlgiri Xtay öz puhralarıgı sakçılık kılıp onlarını korkutup tehdit salgan. Neticede puhraları öz özünü çekleydigan pala çalgı çüşüp kalgan. Ama yıkındım buyan men bu simiz ve mevhum tehditinin pütkül garip dünyasını tizgirli olgallıqını his kıldım. Xtay bilen münasibet ornatkanlarının hemmesi bu yılanını kozgutup kuyuştun ensirep, muskullarını hareket kıldırıştın korkup, beşini işçigit kıvalganda kılıdı. Xalqara Olimpik Komiteti ve onun şerikleri Şarkı Türkistan'daki Uyğurlar solanan lagırlardaki kolluk, kıynaş ve baskunculuk şirik bolğudak derecede sükut ve tedbirsizlik içide.
ular bu yılanning xatarlik tajovuzchilik hujumining ishkimiz oldida yuz berishi uchun yo'l ochib beryapti. Abdur Salli Jenkins maqolasida xalqaro olimpiya komitetining Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligini ko'rmaslik kelib, olimpikni boyqut qilmaganini azdab, olimpik xizmatchilari va tanarkatchilari kiydigan kiyim uchun Uyg'urlarning majburiy amgigiga chetishlik Xitoy shirkati bilan to'xtamlashganligini, Coca-Cola shirkatining olimpikni qo'llashni davomlashtirganligini tanqid qilgan. Bu maqolasi oxirida olimpik tanarkatchilarni yilanliq uyga avatishning zo'r xatolik bo'lganligini eskartib, dunyoning endi bu qo'rqinishdan qutulgan vaqti keldi degan. Salli Jenkins mundoq degan. Xitoyni hech qanday narsa o'zgartalmaydi. Ammo olimpik medal sonida ustunlikni egallagan G'arb Allar ittifoqi va shirkatlarning xalqaro olimpik komitetini Beijingdan chekinishga majburlashga yetarli vaqti bor. Ular xalqaro olimpik komitetining mustabid hokimiyat bilan bo'lgan munosabatini buzib tashlab, Kanadada qishliq tanarkat musobaqasini tashkillashi kerak. Bunda qilganlik hargizmi mas'uliyatsizlik qilganlik emas, balki o'zini qaytidan to'niganlik va o'z taqdirini o'zi belgilashdir. Amerika Kengash Palatasi Xitoyga taqobil turish uchun yana bir qonun tanishtirdi. Amerika Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Xitoyga taqobil turish uchun tanishtirgan yangi loyihada Uyg'ur masalasiga alohida o'rin berildi. 2021-yildagi strategik raqobat qonuni deb atalgan bu qonun loyihasida kishilik huquqni ilgari surish, bexatarlik yordami bilan ta'minlash va ta'tir tashviqotga qarshi kurash qilish orqali Amerikaning Xitoyning dunyoviy ta'sirini kengaytirish urinishiga taqobil turish iqtidorini yuqori ko'tarish tadbirlari o'tirg'i qo'yilgan. Bu qonun loyihasi 280 matlik bo'lib, buningda Amerikaning Hindiy tinch okeanidagi siyosiy maqsadga yetish uchun zarur bo'lgan harbiy mablag' selishni oldingi o'ringa qo'yish, Uyg'urlarga qaratgan zulmlari sababli Xitoyni jazolash va Hong Kongdagi demokratiyani qo'llash qatorliq mazmunlar o'rin olgan. Qonun loyihasining bir necha yerida Uyg'urlar masalasi tilga olingan bo'lib, ularning ikkisida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi majburiy amgakka munosabatlik jazo yurgizish, sistemalik bosqinchilik, majburlash xarakterlik bola tushirish, majburiy tug'mas qilish yoki majburiy homildorlikdan saqlanish operatsiyasi qilishga qarata jazo yurgizish qatorliqlar ko'rsatilgan. Loyihada yana Xitoyning ta'tir tashviqotiga taqobil turish uchun Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur, Tibet, Xitoy va Guangdong bo'limlarining mablag'ini oshirish taklifi berilgan. Qonun loyihasini Amerika Kengash Palata a'zosi, Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komitetining raisi Bob Menendez va Jumhuriyatlar partiyasining a'zosi Jim Rich qatorliklar birlikda tanishtirgan. Ma'lum bo'lishicha, qonun loyihasi 21 aprel Kengash Palatasida ovozga qo'yildi ekan. Amerikaning Avyamatga zarb berish guruhi Janubiy dengizga kirdi. Amerika Dengiz Armiya Tadqiqot institutining xabar qilishicha, Xitoyning dengiz xalq askarlari Filippinning alohida iqtisodiy rayoniga besib kirib, rayon vaziyati jiddiylashgan mazgilda Amerikaning bir avyamatga zarb berish guruhi va bir hammibob, ya'ni quruqlik va suvda tang jang qilishga tayyor urush paroxoti guruhi Janubiy dengizga kirgan va manevr boshlagan. Amerika 7-nji flotining bildirishicha 10 aprel Janubiy dengizga kirgan Amerika qismlari Theodore Roosevelt CSG avyamatga zarb berish guruhi, Makin Arli ARG-15 hammibob urush paroxoti guruhi, dengiz armiya piyodalarining dengiz ekspeditsiya atriti qatorliklardan tarkib topgan ekan. Filippin doirlari o'tgan hafta Xitoyning dengiz xalq askarlariga tabi 44 paroxot Filippinning dengiz qirg'og'iga yaqin joydagi Vitsun Marjan orollari atrofiga to'planganligini ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga qaraganda bu dengiz xalq askarlari rasmiy harbiy qo'shin bo'lmasa-mu, ammo Xitoy rejimi bevosita moliya bilan ta'minlaydigan qurolliq kuch bo'lib, Xitoy bularni Xitoyga dengiz orqali chegaralangan allarga besim ishiltish va to'qinish paydo qilish uchun qo'llanib kelgan ekan. Bu yil martda Xitoyning bu xildagi 200 ortiq kemasi nachar havo raydan panohlanish bahonasida Filippinga tava Oral atrofiga yetkazilgan. Juma kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Filippin Tashqi ishlar ministri Lukas bilan telefonlashganda Xitoy paroxotlarining Vitsun Marjan orollariga to'planishidan andishlanganligini bildirgan va Washington bilan Manila o'rtasidagi o'zaro mudofaa shartnomasining Janubiy dengizga qo'llanilganligini qayd ta'kidlagan. Amerika Davlat Mudofaa ministrligining bayonotchisi Jon Kirbining bildirishicha, Davlat Mudofaa ministri Ostin Amerikaning o'z ittifoqdoshlari bilan bir safda turganligini aytgan. Oldingi oyning oxirida Tashqi ishlar ministri Antony Blinken agar Filippin hujumga uchrasa, Amerikaning uni qo'g'dash va'dasi chiqib turganligini qayta muayyanlashtirgan edi.
Amerika Deniz Armiya Tadqiqat İnstitutunun bildirişçe Xitayning bu atalmış Deniz Xalq askerleri paraxotlarının Xitayning Deniz Qirg'og'i muhofazat atrati ve Xitay Deniz Armiyasi paraxotlari bilan hamkorlashib mashg'ulot qilayotganligi bayqalgan. Blinken Xitayning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligiga qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitayning Uyg'urlarga yurgizgan irqiy qirg'inchiligini yana bir qatim qattiq ayiblab, Amerikaning Xitayning bu xil qo'rqinchli kishilik huquq tafsandichiligiga qat'iy qarshi turganligini bildirgan. Blinken yana Amerika shirkatlarini Sharq Turkiston bilan savdo aloqasi qilmaslikka chaqirib, savdo aloqasi bo'lgan bir qism shirkatlarning majburiy amgak bilan bo'lgan munosabati sababli ayiblashga uchrayotganligini ta'kidlagan. Blinken bu sözlerini 11 aprel Amerika NBC televiziya kanalının Ahbarat bilen uçuruşu şəhbdilik programmasının ziyaretini qobul qılğanı bildirgen. Blinken söz diyene Amerikanı öz içige alğan dünyadaki her qaysi hükümetlerini konkret hareket qollunup şirketlerinin Xitayğa Uyğurlarını bastırdığan məhsulat ya ki mülazimet bilen təmilli məsliki kapaletli qınışqı çağırgan. O sözde biz bir qancı işini qılalışımız kerek. Biz dünyanı bir yerge cem kılıp yüz bergen ve devamlı yüz bir vatkan işlerini bir dek avazda ayıplı yerleşimiz lazım. Biz emeli hareket kullanışımız, mesela hiç kandak bir şirketimizden Xitay'a puralarını cümleden Uygur ahalisini bastırdığan nersler bilen temelli meslekige hüddü kılışımız gerek diyelerini bildirdi. Blinken'in eğitişçe Amerika Beijing kışlık olimpikini baykut kılış kılmasını teki karar kılmağın. O olimpikki yeni bir yıldak vakit varlığı hazır dikkatini noktalı kalda iştipaktaşları bilen meslehetleşiş, onlarının fikirleri ve endişelerine kulak selişki karat kallıkını, hazır bir kararı kilişinin baldırlı kıldıkallıkını bildirgen. Amerika İstihbarat Dökülatı Xitay Amerika üçün en çok tehdit. Amerika Devletlik İstihbarat Direktörlüğü 14 aprel Amerika Parlamentiga yıllık istihbarat dokulatı yollab, Xitayning Amerika üçün tehdit ikenligini bildirdi. New York vaqti gezisinin aşkarlaşca dokulatı Xitayning künsiri küçüyüvatkan təsirini kengaytish urinishi Amerika üçün en çok tehditlerden biri ikenligi görüsülüp, Xitay bilen Rusya payda qılıvatkan devlet bihatirlik tehdidi doğrusida agahlandırgan. Dokulatı Xitayning yer şarivi küç buluşku urinishi tehditler tizimlikideki birinci urinini ilgiligen bulup, Rusya, İran, Şimali Koreya ikinci urinini tutkan. New York vaqti gezisinin eytişçe dokulatı Amerikanın Rusya yaki Xitay bilen hərbi toqunuş yüz berişi aldın pərəz kılınmağan bosumu, bıraq istihbarat uruşları, tor hücumları və yer şari xarakterlik təsir dairesi talışış rekabetlerinin keskirlişi diganlıqı təkidlengen. Dokulatı Xitay hər qaysi sahalarda bulup mu iqtisadi, hərbi, texnologiya sahalarda Amerika'ya hırs kılıvatkan və xalqara qaidlerini özgərtişki urnuvatkan bir rekabetçiga aylanmaqta deyilgen. Dokulatı eytilişçe Xitay Amerika'nın iştipaqtaşları bilen bulan münasibetigi kaşılı qilish strategisi qollanmaqtiken. Şunlaqla yuqumga qarşı turuştiki muvaffaqiyetidin paydalanıp, öz sistemisinin atalmış əvzəlligini bazarga salmaqtiken. Tayvan meselesi xalqarada qızıq nuqtaga aylanmaqta. Amerika avazının bugünkü haberde bildirilişçe Amerika hükümetinin vekiller ömeki Tayvan'ı ziyaret kılışka başlayan bir payette Xitay bununla karşı Tayvan boğazıda ras oq etiş maniveri başlamakçı bolgan. Haberde kayıt kılınışça Amerika'nın bir neçe yukur derecelik əmeldarları 14 aprel Tayvan'ı ziyaret kelgen bolup Xitay Guangdong Deniz İşleri İdarisi Tayvan'ın garibi janubidiki deniz tabeliki de ras oq etiş maniveri ötküzdüğalıqını ilan kılgan. Xitayning Guangdong Deniz İşleri İdarisinin agahlandırış sözde bildirilişçe 15 aprildan 20 aprilgacha Xitayning Janubiy Xaynan arildagi Nanping taqim arilda 6 kunlik ras oq etish maneveri o'tkazildi ekan. Maniver har kuni atigan soat 8 dan kech soat 6 gacha davomlashadi ekan. Chorshanba kuni Amerikaning sobiq kengash palata a'zosi Chris Dodd, ikki sobiq tashqi ishlar ministri Richard Armitage va James Steinbergdan tarkib topgan g'ayri-rasmiy vakillar o'miki Taybeyga yetib kelgan. Reuters agentligi Aqsaray amaldarining so'zini naql keltirib, Tayvan ziyaret ömeke Prezident Biden'nin Tayvan demokratiyası üçün bergen vədisini əməliyleştirişdiki bir signal edigen. Tayvan Prezident Mahkemesi elan kılgan xəbərge asaslanğanda, Sayyengvan bugün ətigən saat 10'da Biden əvətgən vəkillər ömeke bilen körüşgən. Tayvan'nın Jilong şəhər başlıqı Lin Changyou bu haqda toxtulub, Prezident Biden Tayvan'ga əvətgən vəkillər ömeke Tayvan münasibeti kanunu maqullanğanlıqının 42 yıllıqını xatırlaşta pəvqulatı əkmiyetke igi bulubla kalmay, yani Tayvan bilen Amerika otursudaki dostluğunu texamı küçeytidu deyen.
Ma'lum bo'lishicha, Xitoy yaqinda Tayvanga qaratilgan qurolli parokandachilikni kuchaytirgan bo'lib, har kuni degidek Tayvanning havo mudofaa farqlandirish rayoniga bir necha harbiy aeroplan avatgandan boshqa, 4-oyning 5-ida Xitoyning Liaoning nomli aviamatkisi Tayvan atrofidagi dengizda mashq o'tkazgan. Xitoy taraf yana Xitoy dengiz armiyasining plan bo'yicha bu xil manevrni doim tashkillaydiganligini bildirgan. FBI her 10 saatte Xitoyga aloqador bir dilo tekshirishga boshlaydiganligini bildirdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Federativ tekshirish idorasi FBI'ning boshlig'i Christopher Ray Xitoyga aloqador dilolarning shiddat bilan ko'payganligini aytdi. Christopher Ray 14-aprel Kengash palatasi istixborot komitetining Amerika duch kelayotgan xalqaroliq tahdidlar haqidagi isbot anglash yig'inida so'z qilib, Federativ tekshirish idorasining har 10 soatda Xitoyga aloqador bir dilo tekshirishini boshlaydiganligini. Nuvatda Xitoyning Amerika istixborot organlariga nisbatan oldingi o'rindagi masala ekanligini bildirgan. U so'z yana nuvatda bizning qo'limizda Xitoyga aloqador 2000 dan ortiq dilo tekshirishi bor. Faqat Xitoyning iqtisodiy josusligiga aloqador dilolar o'tgan bir necha yil ichida 1300% ko'paydi degan. Parlament a'zolari Xitoyning aqliy mulk o'g'irlash, josuslik qatorli qilmishlardan sirt yana Amerika jamiyatiga ta'sir ko'rsatayotganligiga bo'lgan andisini bildirishgan. Kengash palata a'zosi Marco Rubio bu haqda to'xtalib, Xitoyning Amerikaning siyosiy muhitiga ta'sir ko'rsatish va o'zgartirish orqali o'ziga foydali bir siyosiy muhit paydo qilishga urinayotganligini ta'kidlab o'tgan. Christopher Raymo Marco Rubio'ning bu haqdagi andisiga qo'shilganligini bildirgan. Xitoyning Uyg'ur ayollarini zo'r ko'lamda tug'mas qilayotganligi xalqaro axborotlarda diqqat qo'zg'adi. Uyg'ur ayollarining Xitoy rejimi tomonidan planlik va sistemalik holda tug'mas qilinayotganligi Yaponiya va Amerika matbuotlarining zo'r diqqatini qo'zg'adi. Yaqinda Yaponiyaning nufuzli gazetalaridan bo'lgan Sankei Shimbun xabar to'ri Sharqiy Turkistonda ayollar bo'limi doktori bo'lib xizmat qilgan Gulgina xonimni ziyorat qilib, bu haqda maxsus xabar tarqatgan. Gulgina xonim Urumchidagi mazgilda xizmat qilgan doktorxonada o'zining tug'mas qilish operatsiyalariga bevosita qatnashganligini aytib, ba'zi vaqtlarda doktorxonada bir kundalik 80 qitim tug'mas qilish operatsiyasi qilinadi degan. U yana nurg'un ayollarning yuk mashinasining keyiniga selinib doktorxonaga avatilganligi 5 minut ketadigan bu operatsiyada ayollar o'zlariga nima bo'ladiganligini bilmaydiganligini aytgan. Gulgina xonim yana Xitoyning Uyg'ur ayollarini tug'mas qilish siyosatini 1980 yillardan tartibli ijro qilgan bo'lsa-mu, biroq 2014 yildan keyin buning misli ko'rilmagan darajada oshganligini aytgan. Gulgina xonim bilan o'tkazilgan bu suhbat 14-aprel kuni yana Amerikadagi nufuzli gazetalardan bo'lgan xabar haftaligida tarqatilgan. Xabarda Gulgina xonimning Yaponiya gazetiga bergan guvohligidan sirt tadqiqotchi Adrian Zenizning maxsus dokumentimi tilga olinib, Xitoy rejimining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi isbotlari bilan bayon qilingan. Adrian Zeniz 2020 yili 6-oyda e'lon qilgan muhim dokumentida Xitoy rejimi va ba'zi yerlik hukumatlar o'zi e'lon qilgan hujjat va statistikalarga asoslanib turib, 2019 yili Sharqiy Turkistonning janubidagi 3 viloyat bir oblastda tug'ut yoshidagi ayollarning kam deganda 80%iga uzuk selib homildorlikdan saqlanish tadbiri e'linganligini, Sharqiy Turkiston 2017 yildan burun Xitoydagi tug'ish nisbati eng yuqori rayon bo'lsa-mu, 2017 yildan boshlab Xitoydagi tug'ish nisbati eng tuban rayonga aylanganligini oshkorlagan. Ayni chaqda bu dokulat Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizilayotganligining dastlabki isbotlari sifatida zo'r xalqaroliq inkas qo'zg'agan edi. Biden Yaponiya bosh vaziri bilan yuz turani ko'rishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 2021 yili 1-oyning 20-chi kuni vazifaga o'tirgandan buyon tunji qitimliq yuz turani uchrashishini Oqsaroyda Yaponiya bosh vaziri Suga Yoshihide bilan o'tkazdi. Biden bilan Yaponiya bosh vaziri Suga Yoshihide Oqsaroydagi uchrashishdan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Joe Biden yig'inda ikki davlatning ittifoqdoshligini yana bir qatim ta'kidlaganligini bayon qilib, biz Xitoyning Sharqiy Xitoy dengizi, Janubiy Xitoy dengizi deganga o'xshash masalalardagi pozitsiyasi va Shimoliy Koreya masalasida birlikda xizmat qilish to'g'risida o'zaro va'da berishdik. Ikki taraf Hind-Tinch okeanidagi do'stlarimiz va qo'shnilarimizni qo'llash uchun butun kuchi bilan tirishchanlik ko'rsatdi deganlarni qayd qildi. Biden o'zlarining Yaponiya bilan texnika va yangilik yaratishga mablag' selish to'g'risida birdaklik hosil qilganligini, klimat o'zgarishiga qarshi kurash masalasida ham o'rtaq tirishchanlik ko'rsatganligini ta'kidladi. U Amerikaning Iran siyosati haqida to'xtalib, biz Iranning 60% sof uran ishlab chiqaradiganligini e'lon qilishini qo'llamaymiz.
uning ifodasi yo'q. Bu Iran bilan tuzilgan yadro kelishimiga zid deganlarni so'zlarga ilova qildi. Reuters agentligining bu haqdagi xabarida aytilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Javlijan bu haqda muxbirlarga so'z qilib, Amerika va Yaponiya bizning talabimizga jiddiy muomala qilishi, bizning ichki ishlarimizga aralashishda qilmishlardan neri turishi lozim degan. Analizchilar bu yerdagi ichki ishlar deganning Uyg'urlar va Hong Kong masalasi ekanligini ilgari surishmoqda. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mushyarda oxirlashdi. Hafta oxiridagi damelishinglarning ko'ngilli bo'lishiga tilak tashrif bildirish bilan atki kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shunaqa ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.